Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Güzel bir gün, güzel bir cuma günü olması dileğiyle. Ya bugün gördüğünüz üzere elimde Mazaya'nın limon nane aroması var. Yani buraya natural limon yazmışlar ama bir esprisi var mı bilmiyorum. Evde mevcuttu. Uzun zamandır limon nane aroması içmediğimi fark ettim. Yani yaksak güzel olur dedim. Hep birlikte açalım. Bir tadına bakalım. Çünkü Mazaya bildiğimiz üzere yani çok aktif değil, yeni yeni aktifleşmeye başlayan bir marka. Yani merak ediyorlar, açıkçası birçok insan merak ediyor. Ben de o yüzden Mazaya'nın limonunu kullanmak istedim bugün. Yani ben bir bunu açayım izninizle. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor içinden. Şöyle gördüğünüz gibi kabı, şöyle üstünde karpuz var, nane işareti, ondan sonra kiraz, erik, çilek falan. Böyle gri bir kapta, üstünde işte açıklamaları falan var. Böyle bir açayım bakalım ben paketi. Şöyle şuradan açtım. Şöyle tütün rengi kahverengi göstereyim şuradan. Aynı o bildiğimiz Mazaya'nın iri yapraklarından var yine içerisinde. Mazaya olduğu ürünün çok açık belli. Gelen ilk koku da açıkçası nane kokusu. Yani o ilk limon değil de ilk naneyi alıyorum açıkçası. İlk nane geliyor. Sondan biraz limon tadı geliyor. Yani natural limon yazmışlar. Limon kokusu da biraz lime andırıyor. Yani yeşil limonu andırıyor açıkçası. Böyle limon kabuğu gibi kokuyor açıkçası. Limon gibi değil de. Böyle limon kabuğunu andıran hafif bir limon kokusu var. Gerçekten de öyle. Nane biraz daha baskın gibi açıkçası. Yani bunu ben yapayım, hazırlayayım. Direkt sohbet değerlendirme olayına geçelim istiyorum. Yani lüley hazırlık aşamasına çok fazla girmeyin dedim. Vakit kaybetmeyelim. Bir de ilk nargilem çok başım ağrıyor bugün. İçmedim, ben bir kahve de yapayım, nargileyi hazırlayayım. Sonra direkt değerlendirme tarafına geçelim istiyorum açıkçası. Hemen geliyorum ben. Kahvemi de aldım, geldim artık. Yani evde kahve de kalmamış. Komşuya istemek zorunda kaldım komşudan. O da Elazığ kahvesiymiş galiba. Elazığ'ın yöresel bir kahvesi olduğunu bilmiyordum ama onu da denemiş oluruz dedim bu arada. Bir dakika kadar çektim nargileyi ben. Yani açarken sizi sıkmak istemedim açıkçası. Biraz da lezzetini salsın dedim. Tütüne değinmek istiyorum. Öncelikle tütün hazırlama aşamasında şerbeti gayet çok iyiydi. Tütününe şerbet oranını çok iyi ayarlamışlar. Ben öyle söyleyeyim. Yani o tütünü ilk hazırlama kısmında yani lüleyi doldururken böyle hafif göze vuran bir nane vardı tütünün içerisinde. Ben nanenin açıkçası baskın olacağını düşünüyordum. Yani lüleyi hazırlarken dediğim gibi biraz göze vuruyordu açıkçası. Yani 250 gramını kadar kullandım lülen büyük olduğu için. Hemen hemen yarısını kullandım yani öncelikle onu da söyleyeyim. Ya benim limon aroması deyince en sevdiğim limon aroması şunu söyleyeyim. O eski üretim el fakirler var ya 50 gramlıkları değil tabii 250 gram ya da 1 kilolukları. Yani o kırmızı tütün yaprakları ve açtığın zaman yani o el fakirin 250 gramlıklarının çok güzel bir limon kokusu var ve hani benim en çok tuttuğum limon aromalarından bir tanesidir açıkçası el fakirin limon aroması. Tabii eski üretimi çok daha güzeldi. Yani o şekilde söyleyeyim ben. Yani nanenin baskın olacağını düşünüyordum ben açıkçası bu tütünde ama şu an içerken aldığım lezzet kesinlikle nane baskın değil. Bu el fakir yani yine el fakire benzeteyim. Üzüm nane gibi aynı. O şekilde oranlamışlar bunun nane oranını. Yani ben biraz daha baskın olsaydı açıkçası naneyi seven birisi olarak çok daha memnun olurdum açıkçası ben bu tütünden. Ama yine gerçekten çok fena değil. Dediğim gibi tütünün yaprakları ve şerbet oranı çok iyi ayarlamışlar. Çok güzel hafif fresh bir limon tadı almak mümkün bundan. Gayet dediğim gibi 250 gramını kullandım. Yani şerbet oranı çok iyi. Tütün yaprakları çok çok iyi. Öyle söyleyeyim ben size. Limon lezzeti de fena değil. Gerçekten bir yani natural limon demiş ya daha çok böyle limon kabuğunu andırıyordu kokusu. Tadı da bana daha çok hani böyle limon kabuğu
daha önce tatmış olan varsa limon kabuğunun da tadını bilirsiniz. Daha çok böyle bir limondan ziyade limon kabuğunu andıran lezzeti var açıkçası bu tütünde. Öyle söyleyeyim ben size. Dumanı çok güzel, şerbeti fazla olduğu için gerçekten bir keyif veriyor yani. Duman keyfini kesinlikle veriyor. Nikotin oranları biraz düşük galiba. Bana hafif geldi açıkçası. Nakla'ya göre. Şurada ben bir bakayım. Kaç? Nikotin 0.05 yazıyor. Yani Nakla'da 0.5 bildiğiniz üzere. Çok fazla nikotini yok açıkçası tütünün. Hafif bir tütün. Yani fresh bir tat. Yani beni çok fazla tatmin etmedi açıkçası şu an. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra bir Nakla yakar mıyım bilmiyorum ama montaj aşamasında. Yani tütünün nikotin oranı düşük açıkçası. Başka ne söyleyebilirim size? İçim olarak gayet keyifli. Nikotin oranı ne kadar düşük olsa da. Yani el fakirle kafa tutar mı? Bana göre tutamaz. Ama bir tık aşağısında el fakirin. Yani denemek isteyen varsa kesinlikle yine ben tavsiye edebileceğim bir ürün. Çünkü limon nane oranı dengesi gerçekten çok güzel. Yani denemeniz tavsiye edilir açıkçası. Yani deneme imkanınız varsa kesinlikle bu aramayı da alın, bir deneyin. Çünkü şu an satış fiyatı olarak da El Fakir'in üstünde açıkçası, çok fazla bulunmuyor. 8-9-10 liraya falan satılıyor bu tarz markalar. Mazaya markası. French Tobacco tabii, Fransız malı. Aslında Ürdün malı da. Yani French Tobacco yazıyor. Büyük ihtimalle Fransız sömürgesi olduğu için herhalde Ürdün, öyle düşünüyorum ben. Çünkü öyle duymuştum daha önce bir tütüncüyle muhabbet ederken. Ya ben birkaç tane de açıkçası buradan soru okumak istiyorum. Şöyle birkaç tane çünkü gelen soru vardı. Uğur Uludağ kardeşim demiş ki, usta takımda farklı aromalar içiyorsun, lezzetler karışmıyor mu? Bunu daha önce de zaten birisi sormuştu. Bir abimiz de açıklama yaptı zaten. Ya dediğim gibi takımın serini sıcak suyla havalandırdıktan sonra, yıkadıktan sonra, ben bu her içtiğim aromadan sonra açıkçası bu marpucumun içine de sıcak suyla bekletiyorum. Acayip kaynar değil tabii de. Yani sıcak suda biraz içinde bekletiyorum. Açıkçası uçuyor aroma. Zaten silikon olduğu için silikonun en büyük özelliği koku tutmaması. Yani bildiğiniz üzere silikon öyle bir madde. Yani kokuyu tutmuyor. Kesinlikle ben lezzeti etkilediğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü seri dediğim gibi iyi bir şekilde havalandırıyorum. Marpucu da aynı şekilde. Açık havaya koyarsanız kesinlikle lezzeti etkilemez. Öyle söyleyeyim ben size. Şu an daha da ısınmış. Çok güzel ağza dolan limon aromasını almak mümkün. Güle ısındıkça zaten. Yani içim süresi 1,5 saat falan bulur ama ben yine 1 saat 15 dakikayı kesinlikle geçmem. Her tütünde olduğu üzere. Şöyle bir tane daha soru bakayım yine. Aynı abimse, usta evde içince kokmuyor mu demiş. Biz çardakta içiyoruz, açık alan olduğu halde nargile kokuyor demiş. Ben geçen de mesela babam geldi. Daha sonra dedi, ne yapayım koku falan, böyle bir şeyler söyledi bana. Ben dedim ilk defa içmiyorum. Yani şu an ilk nargilem değil evde içtiğim. Yani yarın da son olmayacak cevabını verdim açıkçası. Bizimkiler biraz anlayışla karşılıyor. Yoksa kesinlikle bir odada yani nargile kafe kokusu var. Ben öncelikle onu da söyleyeyim yani. Öyle söyleyeyim. Gerçekten şu an çok daha güzel bir limon tadını almak da lüle ısındıkça mümkün oluyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani başka diyeceğim bir şey yok. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yine yeni birçok deneme aşaması yapıyoruz zaten. Yani bu attıklarım kadar birçok da deneme aşaması oluyor nargile üzerine bizim. Yani tütünden temin ettim açıkçası. Farklı farklı şeylerle yine geleceğim karşınıza. Yani benim diyeceklerim bu tütün için bu açıkçası. Denemek isteyen varsa kesinlikle tavsiye edilir. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.